Evet, şimdi de ayakkabılarımı çıkartıyorum. Ayakkabıların arasında kalan tüyleri de şöyle alıyoruz. Ateşle yaktıktan sonra şöyle temizledik. Evet, şimdi ayakkabılarımı çıkartıyorum. Bıçakla kolaylaştırıyorum çıkartmasını. Arasını da şöyle temizliyoruz ayakkabıyı. Evet, şimdi kelenin kafasını yüküyoruz. Şöyle kabasını aldıktan sonra tekrardan ateşe koyacağım. Evet, tekrardan ikinci keleyi ütüyorum. Şimdi şöyle kabasını alalım. Kabasını aldıktan sonra tekrardan ateşe koyacağım. Evet, şu kulaklarını da kesiyorum. Şimdi daha kolay temizlenecek. Tekrardan ateşe koyalım. Evet. Evet, böyle gür olunca her yere yayılır ateş. Daha güzel ütülüyor. Evet, bu ikinci yakışım. Son dokunma daha olacak. O da kırmızı olacak. Sıra ayaklarda. Şimdi ayakları yakıyorum. Evet, şimdi sıra ayaklarda. Ayaklar nasıl temizlenir? Şu şekil. Zahmetli görünüyor ama insan yaptıkça pratikleşiyor. Kolay oluyor. Evet, şimdi ayakkabıları çıkartıyoruz. Bak şöyle. Önce bıçak yardımıyla az bir şey açıyoruz. Çıkarması kolay olsun diye. Evet. Sonradan şu aradaki kılları çıkarıyoruz. Ayakkabı aralarında birikiyor. Evet, şöyle. Şu arada kıl yumağı oluyor. Şöyle kesip aradaki kıl yumağını da alıyoruz. Evet, şu kıl yumağı. Şunun içi dolu kıl. Evet. Kalan tüyler için tekrardan ateşe gidiyorlar. Evet, şimdi kelleleri artık ateşin yakmadığı yerleri şimdi hürbüzle yakacağım. Normalde şişleyenler oluyor. Ben şişlemiyorum. Göreceksiniz nasıl tertemiz olduğunu. Size bunu tavsiye ederim. İşte daha zor oluyor.
Evet, şimdi de yaktığım yerlere bıçakla sıyıracağım. Evet, bak tertemiz oldu kellem. Şimdi sıra ayaklarda. Ayakları da güzelce pürmüzleyeceğim. Sıra onlarda. Ondan sonra yıkamaya gidecekler. Bulaşık terinin artık kelleler yıkanmaya hazır. Suda ıslatmıştım. Yumuşadılar. Şimdi artık yıkayacağım. Leği çenesinden ayıracağım. Ondan sonra içi de yıkanacak. Bakalım kara koyun nasıl sert. Ayırırken zorlanıyorum. Evet. O kadar da değilmiş. Artık kadının gücü bu kadar oluyor. Şimdi bu dişleri çıkartacağım. Çöpünü alalım. Çöpünü aldıktan sonra da bu dili bir sıyıralım. Evet, şimdi dili sıyırmada. Şimdi dilini sıyırıyorum. Dilini sıyırdıktan sonra artık dişleri çıkartacağım. Çıkardım çenemin kendini. Sıra bunda. Evet. Şimdi daha... Terasta yaptığım için komşulardan ses geliyor. Bir de evimiz yol azı, araba sesi, kuş sesi, tavuk sesi hepsi mevcut. Şimdi de sıra geldi dişleri kırmaya. Şimdi dişleri kırmak için başka tahtaya geçeceğim.
yaptık. Terasta kırdık. Ha, şimdi de dişleri kırdım. Damağı temizleyeceğim. Damağını sıyırıp temizleyeceğiz artık. Kellelerde bazen burunlarında kurtlanma oluyor, sümük oluyor. O yüzden emin olmak için burnunu yere vuracağız. Evet, kırdık. Burunda hiçbir şey çıkmadı. Tertemiz. Allah'a çok şükür. Şu kemikleri tencereye atmak istemiyorum. O yüzden şu kemikten de ayırıyorum ayakları. Biraz sert oluyor ama. Şurada şu sert damarları kesiyorum. Çıkması kolay olsun diye. Evet. Çıktı. Şöyle ayırıyoruz. Şimdi yıkadım. Kelleleri tertemiz yaptım. Pişirmeye alıyorum. Evet. Kellelere odun ateşinde pişirmeyi daha seviyorum. Düdüklüde tadı ateş gibi güzel olmuyor. Düdük. Bunlar da işkembe dolması, kellenin beraber pişirmesi çok lezzetli oluyor. Daha önce kanalımda yayınlamıştım. Bu kadar su yeterlidir. Şimdi kelleyi kontrol edelim bakalım. Evet, pişmiş. Doğramak için çıkartıyorum. Biraz zorlandı ama sıcak ateşte kaynıyor. Evet, şimdi burada çene lokum gibi olmuş. Evet, şimdi de ayaklar. Ayakları da çıkartıyorum. Onlar da lokum gibi görünüyor. Şimdi mumbarı döküyorum. İlk kaynayan suyunu dökmüştüm. Suyu berrak olsun diye. Gördüğünüz gibi suyu bembeyaz. Kelleleri pişirdim, çıkardım. Kartımı, kellemi hepsini bir arada kaynatmayı kaynatınca tadı daha güzel oluyor. O yüzden sonucunu bekleyin. Etleri de güzelce bir doğrayıp kaynayan suya ekleyeceğiz. Hep bir arada birbirine tadını versinler. O zaman tadına doyum olmaz. Kelleyi sevenler onlara gelsin, lokum gibi. Mutlaka deneyin. Videolarımı izleyin. Deneyin. Pişman olmazsınız. Şimdi pişmiş kelleri bak. Nasıl da lokum gibiler. Hem de elimle soyabiliyorum artık. Bu da damak. Şurayı da bıçakla keseyim. Daha çok sıcak, elimi yakıyor. Soğumayı beklemedim. Ben ayaklar. Şunu etlerini önce doğrayayım. Şunlar da paça olacak, pişecekler. Evet, şöyle bak, tertemiz. Şimdi de sarımsaklarımızı doğrayalım. İşkembe bol sarımsaklı olunca güzel oluyor.
Evet, sarımsaklarımızı da ekleyelim. Sonra kaynar suya atalım. Evet. Bumbarlarımız da pişti. Şimdi kelenin etini de boşaltıyoruz. Bu da işkembemiz. Şimdi de kelleyi ilave ediyorum. Üçü karışım, lezzetli. Süper. Üçü bir arada. Lezzet bombası. Şimdi de kellemiz pişti. Servise hazır. Almakta zorlanıyorum. Çünkü ufak yapmadığım için. Şimdi etini ilave ediyorum. Gördünüz mü? Ne kadar şahane. Ahenkle dans ediyor. Evet, bakın süper. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese afiyet olsun.